İçeride finansal piyasaların durumuna ve gündemde öne çıkan gelişmelere baktık. Peki küresel piyasalarda nasıl bir tablo var bugün? Avrupa endekslerinin açılışı sonrası son durumu öğrenelim. Murat Üzel karşımızda. Murat, günaydın. Evet, günaydın İnci. Şimdi tabii ki uluslararası piyasalarda bu petroldeki dalgalanmanın boyutunu yakından izliyoruz. Hatırlarsak OPEC toplantısı sonrası %5'li, 6'lı, 7'li değer kayıpları yaşanmıştı. Dünkü işlemlerde de aslında güne biraz satıcılı başlayıp daha sonra 5 dolarlık dipten toparlama görüntüsü derken bugün de biraz eksi resim var. En iyisi biz petrole bir bakalım, onunla devam edelim. Onun ardından diğer piyasaları ve ortaya çıkan etkilerini de tabii ki değerlendireceğiz. Evet, şu an Brent petrolün geldiği seviye 72 dolar 63 sent. Yine bugün eksi görüntü var. O dünkü %3'lü 4'lü yükselişlerin ardından hem Amerika'dan petrol hem Brent'te bugün biraz eksi resim var ama dalga boyutu biraz azalmış, durulmuş gibi. Şu an zaten piyasanın en büyük umudu da bu. Yani bir işlerin durulması, bir durulsun da önümüzü görelim diyor herkes. Şu anda 72-66'da, Amerika'dan petrol 68-60'da yine benzer bir eksi resim tablosu ortaya çıkıyor şu an itibariyle. Tabii bu petroldeki fiyat hareketlerinin en çok etkilediği noktalardan biri petrol tarafındaki etkilerin Rusya'da çok hissedildiğini söylemek lazım. Rusya çok etkileniyor. Rusya'nın hatırlarsak dün çok sert bir ruble değer kaybı vardı, çok sert borsa düşüşü vardı. Bugün tepki alımları borsaya yansımış durumda. Dolar ruble'de ise biraz daha ruble lehine bir resim. Dün özellikle Rus Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etmiş olabileceğine dair haber akışı vardı. Bu biraz rubleyi toparladı diyelim. Avrupa borsana baktığımızda ise orada yatay ve karışık bir başlangıç beklentisi vardı ilk etapta. Şu anda da aslında karışıktan ziyade artı resim daha ağır basıyor. Çok güçlü yükselişler olmasa da %0,4'e 5'e varan yükseliş. Devam ettiğimizde Fransa'da benzer tablo. Rusya'yı zaten az önce söyledik. Sonuçta hafif artı bir tabloyla güne başlandı. Amerikan vadelerinin resmi çok farklı değil. Zaten oradaki resim hafif artıydı. Avrupa'daki tabloyla bu anlamda benzeşiyor diyelim. Primli görüntü 3 endekse de yansıyor şu saat itibariyle. Para piyasalarında ise dolar oldukça sakin. Euro dolar zaten 1.2450 civarındaki resmi son 3-4 işlem günü boyunca sürekli korudu. Dolar endeksi 88 üzerinde kalmaya devam ediyor. Onun dışındaki kurlarında büyük bir oynaklık göstermediğini şu an itibariyle görebiliyoruz. Gelişen ülke para birimlerinde tabii ki rublenin hareketlerini yakından izliyoruz. Dün Malezya ringgitini izledik. Orada da bir değer kaybı görüntüsü vardı. Bugün ise daha yatışmış bir resim olduğunu söyleyelim. Genelde tabii doların değer kazandığı, dolara karşı değer kaybeden para birimi sayısı biraz daha fazla gibi. Ama değişimler yine sınırlı. Ruble'deki az önce yükselişten bahsettik. Devam ettiğimizde çok dikkat çeken piyasa hareketi var mı? Dolar TL'ye gelmişken onu da söyleyelim. 2.22'nin altında işlemler devam ediyor. Geri kalanında hep gördüğünüz gibi sıfıra yakın değişimler karşımıza çıkıyor. Buradan tahvil piyasasına göz attığımızda orada hem Amerika'nın hem Avrupa'nın faizlerinde yükseliş var. Dipten bir toparlama var. Hatırlarsak 0.7'nin altına doğru bir düşüş eğilimi göstermiş Alman 10 yıllı vardı. Şu an 0.75'lerdi. Biraz faiz toparladı petroldeki toparlamanın etkisiyle. Diğer ülkelerin faizlerinde de aslında zaten geçen hafta boyunca tarih diplerdeydi. O seviyelerden hafif toparlama var ama yine de yatay demek herhalde daha doğru. Amerika'daki tahvil piyasasına bakarsak orada 2.20'nin altına inmiş 10 yıllık getiriyle karşılaşmıştık. Şu an itibariyle 2.20'nin üzerine tekrar geri dönmüş durumda. Hatta sabah bir ara 2.24-2.25 seviyelerindeydi. Yine de bir toparlama görüntüsü burada da yaşanıyor. Değerli metal tarafına baktığımızda altının o İsviçre'deki referandum sonrası yaşadığı düşüş. Orada da tekrar bir yukarı yönlü hareket petroldekine benzer. 1.102 dolarlık bir seviye var ama 1.210'luları da gördü altın bu toparlamayla beraber. Gümüşte de bir toparlama hareketi. Şu an 16 doların üzerine tekrar geri dönmüş bir gümüş fiyatıyla karşı karşıyayız. Evet, genel yurt dışı piyasa tablosu bu. Şimdi de bir uzman görüşüne başvuracağız. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Emre Çayırlı şu an bizi bekliyor. Hemen Emre Bey'e dönelim ve yavaş yavaş piyasaların yorumlarını almaya başlayalım. Emre Bey, hoş geldiniz. Altın 1.150 doların altını gördü. İsviçre'deki referandum sonrası hızlı bir toparlama hareketi, 1.200'ü acaba görür mü tekrar diyorduk, gördü, hatta üzerine çıktı. Şu anda da son beklenti nedir? Yine 1.200 üzerinde kalıcı bir tablo bekliyor muyuz?
Evet, altın tarafında İsviçre'de yapılan referandum sonrasında çok sert bir düşüş bekleniyorduk zaten. Gerçekleşti. 1142'nin aşağısına geçmedi. Çünkü dün Hindistan Merkez Bankası'ndan gelen açıklamada ithalat ihracat arasındaki %80 %20 kuralının kaldırıldığını, yani yasanın kaldırıldığını söylemesi altının ilerleyen dönemde talebi Hindistan tarafından yükseleceği beklentisiyle beraber tekrar yukarı yönlü bir seyir izledi. Teknik olarak bakarsak altın tarafında 3 farklı düşüş trendi halen etkili. Burada 1320 ve 1345'ten başlayan düşüş trendlerinin geçtiği bölgeler dün test ettiği 1220 seviyesi ilk etapta ve devamında da 1245 seviyeleri direnç olarak karşılaşabilecek bölgeler. Bu hafta içerisinde biraz daha Amerika tarafından gelecek veriler altın tarafında etki yaratabilir. Bugün içerisinde yılın yapacağı konuşmada eğer para politikasına dair bir sinyal verirse bu altın tarafında yeni bir hareketlilik yaratabilecek unsur. Ama tarım sistemde tarım takip etmemiz gerekiyor. Beklentiler 220-225 bin dolaylarında şekillenmiş durumda ama son dönemde Amerika'da yaşanan olaylar ve biraz da kış şartlarının yeniden başlamasıyla birlikte biraz daha düşük bir rakam görebiliriz. Bu da altın fiyatlarını destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden aşağıda 1200'lerin aşağısından geçmezsek bugün itibariyle tekrar hafif yukarı yönlü hareketler ön planda olabilir altında. Peki parite için ne söyleyebiliriz? Yani öyle bir noktada tıkanıp kaldık. 24.50'lerin ne altına gidiyor ne üstüne gidiyor. 3-4 gündür böyle petrol çok hareketliyken en yatay piyasa belki de bu. Şu an tamamen Avrupa Merkez Bankası ve Amerika'daki istihdam verilerini bekleyen bir euro dolar paritesi var karşımızda. Evet, bu hafta içerisinde Draghi'nin yapacağı konuşma da var. Yine aynı şekilde evet. Avrupa'dan gelecek büyüme rakamları da Cuma günü açıklanacak. Bunlar önemli unsurlar. Burada teknik olarak 1.2880'den başlayan düşüş trendinin geçtiği bölge 1.25. Uzun süredir 1.25 direncinin önemli olduğunu söylüyorduk ama bu sefer daha da biraz daha artmış durumda. Eğer 1.25 üzerine geçirebilecek bir unsur olursa Draghi'den gelecek olumlu açıklamalar olabilir veya Avrupa Birliği'nin büyüme rakamlarında olumlu yönde bir yükseliş yakalayabilmesi burada önemli olacaktır. Yukarıda 1.2630'lara doğru bir hareketlenme yaşanabilir. Tam tersi durumda Avrupa'dan gelecek olumsuz rakamlar ve Amerika'dan gelecek olumlu rakamlarla eğer 1.24'lerin aşağısına geçersek o zaman 1.2350 seviyesini takip edeceğiz. 1.2350'nin kırılması ise 1.20 ana destek bölgesine doğru bir geri çekilmenin başlamasına neden olabilir. O yüzden aşağı yönde 1.2350'nin takip edilmesi gerekiyor. Evet, İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Emre Çayırlı, teşekkür ederiz katkılarınız için. Evet, aslında bugün Euro bölgesindeki üretici fiyatları endeksi var, onu söyleyeyim. Hazır pariteden söylemişken onu bekleyeceğiz. Yani TÜFE tabii ki daha önemlidir ama enflasyon şu an Euro bölgesinde 5 yılın en düşük seviyelerinde. Parite bugün ilk etapta hareketlendirebilecek bir nokta varsa o da üretici fiyatları endeksi olacak. Bakalım yön aşağı mı yoksa biraz toparlama hareketi mi var, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkürler Murat.